Evet. Basacağım üstüne. Kırılmış mı ya? E onlar kırmadan yapmıyorlar zaten. İki tane yatıyor bir folla, kırıyor yumurtaları. Kaç yumurta? Oo maşallah, bu arada çok yumurtluyorlar ya. Akşama kadar daha mutlacık onlar. Bugün bayağı olacak. Hadi bakalım şimdi. Bugün işimiz horoz kesmek. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine köydeyiz. Bugün işimiz horoz kesmek. Horozlar biraz kalabalık olunca tabii birbirine huzur vermiyorlar. Onları azaltmamız gerekiyor. Diğer tavukları ne zaman salacağız Hasan efendi? Diğer horozları yakalayınca bak. Evet. İyi, onları da yakala, ondan sonra bakarız. Şimdilik onlara bakalım. Ama keserken tabii ki pek hoş olmuyor. Temizlerken de pek sevmiyorum. İyi bir görüntü. İyi bir görüntü olmadığından dolayı. Oh, nereye tırmanıyor koca kedi. Arkadaşlar 3 tane horozu temizledik, kestik ama bu arada kedilerden de kurtuluş yok. Onlar da kapıda durdular, kapıda bekliyorlar. Dışarıda temizlemem ne mümkün. Burası benim mutfağımın arka çıkış kapısı arkadaşlar. Üstü kapalı, böyle bir kuruluk var, bir tane de buzdolabımız var. Köyde fazlalık çok, şehirden kalanları getiriyoruz. Evet, bir taraftan dikelim, bir taraftan keselim. Bu da kurumuş bir nektarın ağacımız. Kestik, fırında yakacağız onu da tabii. Şimdi de parçalanacak. Şimdi parçalanacak tabii. Çalış bakalım. Hasan efendi, sen bir taraftan, ben bir taraftan. Biraz sonra da kahve içelim ya. Diğer yaprakları bahçeye atıyoruz gübre. Olsun diye.
anca ağaçta yapraklar bitti ya. He? Ocak anca bitti yapraklar dökülmesi. Ama şimdi de oradan oraya savuşuyor rüzgar. Arkadaşlar şimdi ben bunu keseyim, fırına bir atayım. Oo, bayağı bir de sertmiş bu. Ne kadar sertmiş ya. Pişirmedim arkadaşlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bunlar herhalde tazeyken yenme kaba. Çok sert. Arkadaşlar bu kaba zor da olsa kestim. Şimdi oh, bir fırına vereyim şöyle. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Çocukluğumuzda çok severdik. Bunları çok yerdik. Yalnız buraya şeker korsam içine akacak. Hiçbir şey koymayacağım şimdilik. Pişince herhalde bir şeyler koyacağız. Şeker mi koyacağız? Pekmez mi koyacağız? Bal mı koyacağız? Onu da pek kestiremiyorum şu anda. Oh, sobada çok güzel yanıyor. Bu arada çekirdekler de tam yenmelik. Çok harika. Oh. Çekirdekler şahane ya. Arkadaşlar biraz da ıspanak toplayalım. Ama o kadar da çok gelecek var ki içinde. Şöyle körpecik. Tabii ki biz bunlara alışık olmadığımızdan dolayı onları toplayıp yemiyoruz. Ama neden? Tabii ki buna cevap ben veremiyorum. Alışkanlık yok. Yalnız onda. Arkadaşlar bir poşet topladım. Bir kavurma yeter. Bu arada bir kahve molası. İyi. Dışarıda acayip rüzgar var. Afat'ın dediği fırtına bizim şimdi geldi. Bizim kış bahçesi. Mis. Burası mis. Çok güzel oldu ya. Vallahi. Çok iyi oldu. Acayip. İyi ki kapattık burayı. Var ya, çok iyi bir karardı. Aa, kız sen bana mesaj mı attın? Benim şimdi de horozlar kestirdi. Kaç tane kadar kıymışız o hayvanları? Üç tane üç tane horoz kestik. Aslan abim dedi ki... Çok mu ötüyorlardı? Çok ötüyordular. Erken çok kavga ediyordular. Erken ötüyordular. Aslan abim dedi ki bir tanesini karaya veriyorsun dedi. Şimdi... Aa,
Ha. Aa. Evet. Aa, ama keşke temizlemeden bıraksaydım. Nasıl yapardım ben onu? Ben yok be. Evet, misafirime balık pişireceğim. Buzlukta balıklar vardı Feray. Çıkardım, onları eridiler. Hmm. Ne oldu? İçini çıkar da öyle kes. Böyle çıkmıyor. Parça parça daha kolay temizleniyor. Hmm. Sen bilirsin. Şurada. İşte ben biliyorum. Ben o kadar bilmiyorum ama yapıyorum. Özlettin kendini kız. Ben de özledim. Şimdi bu balıkları fırında yapayım güzel. Bol soğanlı. Yazdan o şişeleri koyduğum domates sularından da dökeyim içine. Şahane oluyor. Ve kara fırına, kara yani peçkanın şeyini atacağım. Evet, şimdi soğanları ilk önce şöyle bir tuzlayayım, ovalattırayım. O zaman daha çabuk pişiyor soğanlar. Ama bugün bize misafir geleceği belliymiş. Bak, bütün soğan kaldı. Hani öyle derler bizde. Bir şey doğrarken bütün bir şey kalırsa içinde misafir gelecek. Hmm. Evet, bana göre hikaye ama neyse. Öyle şeylere de inanmak lazım. İşimize geldiği zaman inanalım. İşimize geldiği zaman inanmayalım derim ben. Şöyle biraz da yağ koyayım buna. Balıklar yağsız. Of. Bayılırım böyle bol soğanlı, bol sarımsaklı. Öyle de bu bahçede nedense her şey çok tatlı oluyor ya. Çok lezzetli oluyor. Şimdi de balıklarımı dizeyim. Ve kara ocağa atayım onu. Defne yaprağı koyacağım. Maydanoz koyacağım. Ve bu tadından yenmez derim. Tavsiye ederim. Arkadaşlar. Defne yaprağı daha kökünde koktu. Oh, mis. Bir tane de küçücük limon, limonumla. Evet, şimdi böyle aralara koyayım da yanmasın maydanozlar fırında. Mis. Şimdi bu domatesleri yazdan yapmıştım arkadaşlar. Yeni toplamış gibi aynı lezzeti veriyorlar. Böyle ondan da dökeyim. Ama içine dışına bir tane ekmecik, bir tane daha döküyorum. O kadar güzel ki domateslerim cinsi. Harika yani. Evet, şimdilik bu kadar. Hemen fırına veriyorum. Evet, fırına bir verelim. Soba güzel yeniyor. Biraz daha odun koyalım. Rüzgardan bacadı tenekeleri tıngır tıngır tıngır. Evet, şimdi bakalım yarım saatte pişecek.
arkadaşlar. Balık çok güzel pişti, şahane oldu. Misler gibi. Şöyle bunu ben kenara koyayım. Sonuçta güzel yanıyor. Yalnız kabaklarıma maalesef hiç güzel bir kabak değilmiş. Zaten kesmesinden belliydi. Altı neredeyse yanacak. Fakat çok sert. Tadı var mı yok mu bir tadayım bakalım. Yok. Hiç güzel değil ama tabii ki çekirdekleri çok güzel. Onun çekirdeklerini de aldım bu arada. Bunlar tavuklara maalesef. Boşuna uğraştım o kadar. Şimdilik biz akşam oluyor. Yemeğimizi yiyelim. Sonra da tekrar şehire gidiyoruz arkadaşlar. Misafirimiz acilen çağırdılar, gitti. Şimdi Hasan Efendi ile yalnız kaldık. Bu balığı yemeye. Şöyle Allah'ım olmayanlara da versin. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, umutlu olsun inşallah. Yarınlarımız güzel olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kar görmeden kardelen gördük arkadaşlar. Kardelenleri açtık. Kışın ortası maalesef kar yok.